Hobbitoy's mommy. Merhaba sayın model severler. Bu hafta karşınıza 1965 model Ford F-100 1/18 ölçekli Sunstar üretimi bir modelle çıkıyoruz. Model Good Hammer firmasının 1965 yılında kullandığı dondurmacı arabası. Yerel bir firma olarak işe başlayıp daha sonra bütün Amerika çapında çok büyük bir işletme haline gelmiş, halen devam eden yaklaşık 100 yıllık bir firma. Modele gelecek olursak, modelde yine o yıllarda gerçeğinde olduğu gibi şoför kapısının sabit oluşu, sağ kapının olmayışı, kasada arkada ve yanda 2 adet derin dondurucu kapılarının, bir adet de şoför mahallinden çıkacak olan kişinin hemen ani satışlarda bulunmak üzere küçük dolabının olduğunu görebiliyoruz. Bunun yolcu kapısı yok abi. Yok, bu o yıllarda bunlar akşam olduğunda büyük bir deponun içerisine park edildiğinden o şoförün rahatça o kapıdan rahatlıkla girip çıkmasını sağlaması açısından kapı yoktu. Çünkü çocuklar biliyorsunuz böyle bir araç yanaştığında büyük bir sevinçle aracın sağında solunda koşuşturuyorlardı. Şoför görmeden kapıyı açar da çocuklara zarar verir düşüncesiyle o kapı maalesef yoktu. Peki bu öndeki aynanın işlevi ne? Yani sanırım sürücü arabanın önünü görmek için mi? Evet, yine aynı sebepten özellikle çocukları ilgilendiren araçlarda bir çocuğun aracın önünden dondurma almak için aniden koşmasının mümkün olacağı düşünüldüğünde bu aynanın şoför baktığında aracın önünü görebilmesini sağlaması gerekiyordu. Halen Amerika'da okul otobüslerinde bu tür çocukları ilgilendiren araçlarda araçların ön tarafında şoförün görmesini kolaylaştırıcı aynalar kullanılmaktadır. Peki bu arkadaki kapak derin dondurucunun, evet, bir de yanda var galiba. Aynı şekilde o da derin dondurucunun, sürücünün, şoförün, satıcının ne diyeceksek içeriden malzeme almasını sağlayacağı kapak var. Oradan aldığı malzemeleri boş vaktinde şu anda göstermekte olduğumuz kapaktan içeriye dolduruyor. Müşteriler geldiği zaman oradan daha kolaylıkla çıkartıyor. Yani içeriden malzeme aramak gibi bir zorlukta kalmaması için. Ayrıca ön camın üzerinde gördüğünüz 4 tane çıngırağı var. Bakın, o ayrıntıyı unutmamış firma. Bu çıngıraklar dondurmacının geldiğini haber veriyor. Bu çok güzel bir detay ve bunu da kullanmış firma. Peki genel hatlarıyla bayağı detaylı bir model gördüğümüz kadarıyla. Yani bunun belki biliyorsunuz 1965 model Ford'un yine Sunstar. Sanırım çalışma prensibi arkadaki ana dolaplar ve bu yanda gördüğümüz satış dolabı şeklinde. Aynen. Ve bir de şu an arkadaşım size gösterecek içeride görünen kompresörü, arka dolabın kompresörü. Derin dondurucu. Evet, için, onu da detay olarak bulundurmuşlar. Evet, araçta. Ekstra bir detay, hakikaten iyi düşünülmüş. Doğru. Böyle bir aracın sadece araç motorundan alınan güçle derin dondurmayı halletmesi çok zor. Tabii oraya ekstra bir kompresör konmuş. Bir EcoWatt motoru, bir kompresör içerisinin derin dondurucusunu takviye etmek maksadıyla. Ama onun dışında iç aksamlarının son derece zayıf kaldığını görebiliyoruz. Normalde de çok fazla teferruatı olmayan araçlar, eski model araçlar ama en azından biraz daha özenli, biraz daha detaylı olması beklenebilirdi iç aksamının. Ya da en azından motor bölümündeki buji kablolarının, motorun bazı sıvı kaplarının, radyatörünün, hava filtresinin birazcık daha detaylı olması düşünülebilirdi. Peki
Bu araçta benim en fazla dikkatimi çeken, sanırım odaklanmamız gereken bu arka kapaklar ve dolaplar. Evet. Gördüğüm kadarıyla dolap çevresindeki contalara kadar yapılmış. Doğru, doğru. Yani, artı bu, bu ve yan... tamamı hareketli. Evet. Bu Sunstar'ın aslında çok özenmemiş gibi görünse de aslında özenmiş olduğunu gösteriyor bence. En azından dış aksamların, evet aynen, yayınlarımızda gerçeğinin de fotoğraflarını göreceksiniz. Önünde satıcı arkadaşların resimleri olan gerçeğinin fotoğraflarını da göreceksiniz. Neredeyse birebir yansıtmışlar dıştan bakıldığında. Peki bu aracın Sunstar'da sanırım pick-up modeli de var. Cadde versiyonu. Evet. Cadde versiyonu ve şu ön detaylara baktığımız zaman birçok üreticiye göre gayet güzel, kesinlikle. Düzgün. Evet, ızgara, ön ızgara, Ford yazısı, arması, 8 silindir amblemi, bunların hepsi gerçekle neredeyse birebir aynen yansıtılmış. Sinyal lambaları sanırım aynen. Yine boyama değil. Hayır, değil. Orada değil. Parça kullanılmış. Aynen. Evet, bu yaz sıcaklarında da... Jant kapaklarının gerçekçiliği son derece yerinde. Bu yaz sıcaklarında da güzel bir... Tanıtım oldu sanırım abi. Teşekkür ederim. Ne demek? Bir dondurma ısmarlarız artık. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hobby Toys Mami. 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 Hobby Toys Mami. Mami. Mommy. Hobby Toys Mommy.